Efendim Samsun Nabzı 2. bölümüyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Kemal Zeybek 2. bölümün konuğu olacak. Kemal Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi sizinle de müsaade ederseniz cumartesi günü Ankara'da yaşanan insanlık dışı saldırıyla başlamak istiyoruz. Bu saldırıyı Türkiye'nin hak etmediğini söyleyebiliriz kuşkusuz. Ama hayatını kaybeden 100'e yakın vatandaşımız var. Barış için, özgürlük için orada toplanarak kendilerini ifade etmeye çalışan vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Bu patlama neden gerçekleşti? Ne söylenebilir bu konuyla ilgili? Ne düşünüyorsunuz? Tabii. 10 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karanlık bir gün oldu. Bu karanlık günde katliam oluştu. Yüreklerimiz yandı tabii, o kadar kolay değil. Yani konuşmak çok kolay ama olayın yapılışı, vahameti çok önemli. Ben 10 Ekim'de Ankara'da Gar Meydanı'nda yaşamını yitiren barış şehitlerine ve şu anda yaralı olan şehitlere Allah rahmet diliyorum. Yaralılara sağlık, sıhhat, bir an önce sağlıklarına dönmeleri ile ilgili geçmiş olsun diliyorum. 10 Ekim Barış Günü'nün kutlanması çok önemliydi. Çünkü 100 bine yakın katılım olacağı daha fazlası olacağı düşünülüyordu. Daha fazlası olacağı düşünülüyordu. Çünkü Barış Günü'nün tertiplenmesi, bir araya getirmesi, o insanların oraya gelmesi, orada bulunması, birilerinin ne materyalleri, ne ekonomileri, ne de birilerini zorlamasıyla olmuştur oraya gelen insanlar. Türkiye'de barış için duyarlı, ülkenin geleceği için, ülkenin geleceğini yeniden dünya gelişiminin üst seviyesinde çağdaş dünyaya ayak uydurabilmek, çağdaş dünyanın yaşamında yerini alabilmek için oradaki bulunan insanlar bir araya gelmek istediler. Ne yazıktı ki bir araya getirmediler. Şimdi bir araya kimler getirmedi? Kim getirmedi? Ya da onun öncesinde bu mitingin yapılma sebebi üzerinde konuşalım. Yani bir barış talebi neden yükseltilmek istendi? Neye karşı bir barış talebi ortaya kondu? Buna ihtiyaç var mıydı? Bu sivil toplum örgütleri hangi taleplerini orada ortaya koymak için bir araya geldiler ve neden engellendi? Dünyada siz haklı meselelerinizde bile kendinizi savunma dönemlerinde dahi her saniye barış ihtiyacınız vardır. Barışsız dünya olmaz. Savaşı kim isteyebilir ki? Savaş insanlık dışı bir hadise. Yönetimler, yöneticiler kendi yaşamlarını sürdürebilmek için devamlı savaşa başvururlar. Ne yazıktır ki mazlum milletler, insanlar ve varlıkları olmayan, yaşamını zor içerisinde geçindiren insanlar da savaşta masum insanlar da kurban olup giderler. Adı da savaştır. Halbuki savaşın adı sermayedir, emperyalizmdir, kapitalizmdir, vahşi yaşam düzenidir. Onun için bu çok önemli. Biz geçmişinden bugüne bizim düşüncemiz, bizim anlayışımız her dönem dünya var olduğu sürece içerisinde hep barıştan yana olmuştur. Ve bundan sonra da hep barışı savunacağız, barıştan yana yer alacağız. Tabii bu 10 Ekim nasıl bu hale geldi? Neden bugün bu katliam yapıldı? Şimdi bir şeyin yapılmasını, anlatılmasını kitaplarla yazmazlar. Size bir fıkra veya bir makale şeklinde yazıp elinize vermezler. Ama olayların gelişini, geçmişiyle beraber o günü bütünleştirdiğiniz zaman neyin nasıl yapıldığını anlarsınız. Biz de o konuda bir yorum yapmaya, yorumcu değiliz ama yorum yapmaya
çalışalım evet. Değerli arkadaşım. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde bir Doğu ve Güneydoğu sorunu var. Toplumsal bir sorun. Toplumsal barış olması gereken bir hal haline geldi. Doğu ve Güneydoğu'daki çatışmayı kim başlattı? Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt halkı mı başlattı? Hayır diyorum. Kürt halkı Doğu'daki çatışmayı başlatmadı. Kim başlattı? PKK başlattı. PKK kim? PKK. Gerçekten Doğu ve Güneydoğu halkının özgürlükleri, hakları ve geleceğini şekilde gerçekten şekillendirmek için mi ortaya çıkmıştır? Veya dünyada Orta Doğu'da çıkarları, menfaatları olan, Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek isteyen uluslararası emperyalist güçlerin çıkardığı bir hareket midir? Bir terör örgütü müdür? Buna bakmak gerekiyor. Biz diyoruz ki Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyen emperyalizm 1984 yılında PKK'yı ortaya çıkarmıştır. Ve vahşi katliamlarıyla, vahşi eylemleriyle masum insanlarımızın orada kadın, çoluk, çocuk demeden askerlerimizin, polislerimizin şehit edilmesiyle beraber 30 binin üzerinde insanımız katledilmiştir. O da ortadaki rakam, söylenen rakam. O rakam, çok daha onu dinlemiyoruz tabii. Evet. Söylenen rakamı söylüyoruz. Şimdi PKK bir emperyalizmin piyonudur. Onun uşağıdır. Hizmet ettiği yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. Emperyalizmin Orta Doğu'daki şekillenmesinin bir ayağıdır. Peki, bunu tam, koymak gerekiyor. Tamam, tam bu tespitinizi biraz daha o zaman şöyle geliştirelim. Kürt vatandaşlar adına siyaset yaptığını söyleyen bir siyasi parti var. Halkların Demokratik Partisi. Bu söylediğinizi başka türlü yorumluyorlar mı ki Kandil ve İmralı ile aralarında bir mesafe koyup ya da başka bir yere kendilerini koyup bunun dışında hareket edemiyorlar efendim. Biz her HDP şeyi, için söylüyorum bunu. Biz her şeyi aynı sepete koyamayız. Yani derler ya çürük elmanın çürüğüyle iyisini bir araya koyduğun zaman iyi de mahveder. Yani yenebilecek elmayı da yok eder. Biz şöyle yapmamız gerekiyor. Çürükle yenebilen elmayı ayırmamız gerekiyor. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun çürük elması PKK. Yenilebilir, halkla beraber bütünleşebilecek durum itibarında orada Kürt halkıyla beraber şu anda hareket edebilen ve anayasamıza göre de, hukuk sistemimize göre de, seçim sistemimize göre de anayasal hak olarak kurulmuş bir parti var. O zaman niye kuruldu bu parti? Madem ayrılıkçı, yani PKK örgütüyle beraber neden kurdular bu partiyi o zaman? Anayasamız ne izin verdi o zaman? Veya neden seçime soktular? Ya böyle bir şey olamaz yani. Yani işimize geldiği gibi konuşmayacağız. Biz demokrasiye inanan insanlar, demokratlar yaşamlarında gelişigüzel konuşmamak. Demokratik şekildeki şekillenmeleri demokratik ortamların nasıl yaratıldığını da ortaya koymamız gerekiyor. Demokrasilerde bunlar olması gerekiyor. Bir siyasal partinin kurulması bireyleri sizin, görüşleri sizin hoşunuza gitmeyebilir. Size ters gelebilir. Ama onu da etkileyen, onunla da beraber siyasal hareket olarak, ideolojik olarak hareket etmek isteyen bir kitlesi vardır. Kitle de vardır. Buna da saygı duyacaksınız. Demokrasilerin gereği budur. O zaman biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve görüşlerine ve programına ve seçim beyannamesine her türlü toplumuza uzatan eliyle, birleşen diliyle
onu da ben anlayan ve ona da inanmış olan bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapıyorum. Bir başkası da bir başka partide politika yapıyor. Biz kendi siyasal partimizde politika yapmayanları, siyasal anlayışımızda siyasal partimize oy vermeyen insanları karşımızda düşman olarak görmeyeceğiz. Onların da kendi anlamlarında, kendi düşüncelerinde bir anlatımları var. Bu sadece HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile değil, AKP ile MHP ile de aynı şeylerdir. Diğer kurulan şu andaki 25'in üzerindeki bir parti şu anda seçim 2001 Kasım seçimlerine girmek üzere müracaat etmişlerdi. Şu anda rakam düştü çekilenler dolayısıyla. Bunlar hepsi anayasal düzen içerisinde kurulmuş partilerdir. Evet. Hepsine saygılı olacağız. Sevmeyebiliriz ama saygılı olmak zorundayız. Saygının olmadığı yerde çatışma, kavga her şey vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her yerde, her alanda toplumun yaşamının bulunduğu yerde biz her şeye saygılıyız. Düşüncesine katılmasak da, onlarla beraber olmasak da saygılı olmak zorundayız. Çünkü karşındaki insana saygı duymadığınız zaman kendi saygınlığınızı kaybedersiniz. Biz bu düşüncedeyiz. Tabii bu düşüncelerle beraber biz bu yıl 2015 yılında bir 7 Haziran genel seçimleri geçirdik. Bu ülkede 7 Haziran seçimlerine kadar ülkenin hiçbir yerinde çatışma yoktu. Kutuplaşmalar bu denli değildi. Ne hikmetse 7 Haziran akşamı 13 yıldır siyasal iktidarlığını götüren siyasal anlayış AKP iktidarı bir şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek başına iktidar olmasını kaybetti. Her şey o zaman başladı işte. Yani o güne kadar bir şey yoktu da bu ülkede. Var olduğunu biliyoruz ama AKP'ye göre bir şey yoktu. Ve böyle her şeyi el altından, saman altından götürmeye çalışıyorlardı. Neden? Siyasal iktidarlarını sürdürebilmek için. Daha öncesi AKP siyasal iktidarını sürdürürken geçmişte başbakan şu anda cumhurbaşkanımız. Oslo'da 2011 seçimler öncesi Oslo'da görüşmeler oldu. O görüşmelerin şeyi ortaya çıkarıldığı zaman, dışarıya sızdığı zaman oradaki görüşenlere farklı bir sözle, hitapla bulundu. Daha sonrası bu süreçte Oslo görüşmelerinin doğru olduğunu, o günün koşullarındaki başbakan da ve bu görüşmenin yapıldığını söyledi. Ve kendi söyledikleri sözlerle kendilerini yediklerini, kendilerine nasıl bir kötü hitabette bulunduklarını şu anda hatırlatmak isterim. O süreçten sonra Dolmabahçe mutabakatı sağlandı. Bir araya geldiler. Neler konuşuldu? Biz biliyor muyuz bunları? Bilmiyoruz. Halkımız bilmiyor. Diğer siyasi partiler bilmiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ne İmralı'ya oldu? Gidildi. Halkımızın göz önünde oldu bunlar. İmralı'ya yüzlerce gidip gelmeler oldu. Bunların olmaması mı gerekiyor? Kandil'e gidip gelmeler oldu. Kimler sağladı bunları? Bunları şu andaki halen hükümette bulunan, iktidarlarını sürdüren şu yani geçici anda hükümet. AKP. Evet. Geçici hükümet diye bir şey yok. Şu anda AKP iktidarda şu anda. Yani geçici olarak hükmediyorlar şu anda. Hükmediyor değil. Yani daha halen hükümette aynı bakanlar, aynı zihniyet, aynı düşünce devam etmek. Yani şu mu söylendi yani? Başkanlık karşılığında Abdullah Öcalan'la yapılan gizli bir pazarlık dillendirildi. Siz böyle bir süreç mi yaşandığını düşünüyorsunuz 2009'dan sonra? Halkımız biliyor nasıl olduğunu. Halkımız daha iyi yorumluyor bu işi. Tabii ki böyle oldu. Şöyle düşünelim. Bu hadise 2008 yılında başladı. 2008 yılında AKP ile PKK'yı bir araya getiren kimdi?
bir el olması gerekiyor. Bunlar durup dururken bir araya gelmediler. Kim getirdi bunları? İşte başta söyledik, emperyalizm getirdi. Ve dünyanın en büyük gücü olan güç bunları bir araya getirdi. Çünkü PKK da emirlerini oradan alıyor ve şu andaki siyasal iktidarı, mevcut iktidar dönemini sürdüren başbakanı da, cumhurbaşkanı da Türkiye'de kendi siyasal anlayışlarıyla beraber Orta Doğu'daki çıkarlarını sağlamak için bunları desteklediler. Bu destekle beraber şu sözü de verdiler. Öyle düşünüyoruz biz. Siz PKK ile böyle bir masaya oturursanız süreçte de sizin başkanlık sistemi yolunuzu açacağız. Sizi başkanlık sistemi değil aslında Türkiye'deki. Diktatörlük. Keşke başkanlık sistemi olsa. Keşke o özveride, o olgunlukta, o demokratik süreçteki olgunluğu yaşayan, demokrasiyi yaşayan bir partinin istek ve talepleri gerçekten öyle olabilse. Biz öyle görmüyoruz. Tek bir anlayış var. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın diktatörlüğünü ilan etmek. Yani başkanlık sistemi falan diye bir hadise yok. 2010 yılında yine bir seçim oldu. Referandumda gidildi. O seçimi de çok rahat atlattık. Referandumu geçtik. Ne güzel. Hiçbir şey olmadı. Ve Doğu ve Güneydoğu'daki olayların hepsine dur dediler. Susturdular. 2011 seçimlerinde o seçimleri de geçirdik. Doğu ve Güneydoğu olaylarında hiçbir sorun olmadı. 2014 yılına geldik. Yerel seçimleri geçirdik. Hiçbir sorun çıkmadı. Yani orada PKK yine varlığını daha üst seviyede sürdürüyordu. Öyle söylüyorlar. Devleti yöneten biz değiliz. Şu andaki mevcut siyasal iktidar, AKP iktidar. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de geçirdi. Ne güzel oldu. Ve halkın %51.52 ile Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiçbir sorunlar çıkmıyordu burada. Bunlar, bu olaylar sürerken hiçbir sorun yoktu da 7 Haziran seçiminde AKP siyasal iktidarının çoğunluğunu kaybedince ne oldu bu ülkede? Kürt olayı da bitti. PKK ile görüşmeler de bitti. Çözüm süreci de bitti. Hepsi bitti. Ondan sonraki bak, Suruç olayı veren daha sonrası geliyor. Hepsi bitti. Kükrediler. Sanki yer yerinden oynadı. Sanki geçmiş dönemde siyasal iktidarları döneminde halkın orada %30-%35 oyunu alırken %70-%80 milletvekilliğini de kendi gruplarında oluştururken bir sorun yoktu. Halkın %30-%35 oyunu alacaksınız. Doğu ve Güneydoğu'da ama milletvekili sayısında %70-%80'ini almış olacaksınız. Bir sorun yok. Kadık bir seçim sisteminden dolayı. Tabii. O zaman bir sorun çıkmıyor. Çünkü kendi menfaatleri sürüyor. Yani oradaki anlayış kendi siyasal iktidarlarının sürmesini sağlıyor. Ama 7 Haziran her şeyi bitirdi. Neden? HDP Türkiye'de dördüncü barajı geçti. Dördüncü parti oldu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 80 milletvekiliyle grubuna temsil edildi durumda oldu. Her şey bu anda başladı. Yeri yerinden oynadı. Ve bu yer yerinden oynamasıyla beraber ateş fitillendi. 20 Temmuz'da Suruç olayı gerçekleşti. Ve Suruç'a giden insanlar gün evvelinden belliydi. Neden gittikleri, ne için gittikleri oraya. Ve bizim istihbarat birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz, devleti yöneten hükümet mevcut iş başındaydı. Ve orada bir patlama oldu. O patlamanın oluşuyla beraber 30'un üzerinde insanımız katledildi. Evet. Gencecik çocuklar da. Gencecik çocuklar. Ben şunu diyorum. O katliamda hiçbir damarı seyremeyen insanlar, hiçbir damarında ya olmaması gerekir diyen insanlar o katliamın sorumlularıdır. Ayrım etmiyorum burada. Kim derse bunlar. Bu katliamı yaptılar. Daha sonra ne yaptılar? İki tane polisin katledilmesi. Ceylanpınar'da. Faili meşruları bulundu mu? Bulunmadı. Evet.
Yok ortada. Hatta, neden vuruldu bunlar? Hatta örgüt üstlendi, sonra vazgeçti. Tabii. Şimdi Ceren Pınarı'ndaki oradaki polisin şehit edilmesinden önce Cumhuriyet Savcılığına başvuruluyor. Yani şehit düşen polisimiz. Can güvenliğim yok diyor. Bir polis, emniyet mensubu can güvenliğim yok diye nasıl kime, Cumhuriyet Savcılığına başvurabilir mi? Yani halkın güvenliğini sağlayan, halkın güvenliğinden sorumlu olan bir teşkilattan birisi gidecek, diyecek ki benim can güvenliğimi sağla. Can güvenliği, halkın can güvenliğinden sorumlusun. Demek ki kendi içinde tehdit alıyordu. Kendi içinde bir sorun vardı. Kendi içinde can güvenliği yok demek. Biz böyle anlıyoruz. Şu bu demiyoruz. Bunlar hepsi oluştu. Ondan sonra Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın da bir eylem şeyi çıktı ortaya, nasılsa. Nasıl birden ortaladı bu işler, nasıl oldu? İnsanlarımız peş peşine katledildi. Yani o katliamlar nasıl hazırlandı? Daha önce bu yollar üzerindeki bombalar nasıl yerleştirildi? Uzaktan kumandalarla nasıl bu hale getirildi? Kimler bu hale getirdi? Bu yolları yapan kimdiydi? Hangi mutayit yaptı? Kim ihaleye verdi? Nasıl oldu bunlar? Hep bunların oluşu AKP'nin siyasal iktidarını tek başına kaybetmesiyle gerçekleşti. Tabii o süreçten sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakanla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve hükümet üyeleri İstanbul'da teröre karşı bir miting yaptılar. Ya devleti yönetiyorsun, teröre karşı miting yapıyorsun. Buna saplı samanı karıştırdılar. Ya siz erksiniz. Her şeyin başında sizsiniz. Ben de onu, biz, sizden önce... biz sokaktaki insan siz görevinizi yapmadığı zaman eylem yapar, gösteri yapar. Siz görevinizi yerine getirmediğiniz zaman, olaylara sahip çıkamadığınız zaman görevini yerine getirir. İşte daha sonrasında yapıldı. Ankara'da da bir miting yapıldı. Kim yaptırdı bu mitingi? Türkiye Odalı Borsalar Birliği'nin başkanlığında. Kim yaptı bunu? Kimden aldılar emri? Kime şirin gözükmek için yaptılar bunu? Gittiler orada, işte Türkiye'nin her tarafında her türlü ekonomik şeyleri ortaya koyarak insanları teker teker Ankara'ya götürdüler. İşte 10-15 bin kişiyle bir miting yaptılar. Ve o 2 kilometrelik bayrağın altındaki belediye görevlileriydi, devlet görevlileriydi. Bu bayrağı götürenler de. Halkımız da zannediyor ki bu bayrağı geldi, işte birileri geldi, işte bu mitinge gelenler bayrağın altında. Çoğunluğu zoraki götürülen insanlardı oraya. Sizden böyle önce, bir miting yapıldı. Sizden önce Fuat Köktaş konuğumdu, AK Parti Samsun milletvekili. Yani bombaları da biz mi patlattık dedi. Bu konuları konuşunca biz Güneydoğu'daki bombaları biz kendi elimizle mi patlattık? Yani bu yakıştırmaları kabul etmediler. Yani siz AK Parti bu fitili ateşledi. AK Parti iktidarını kaybettikten sonra örgütle birlikte emperyalizmden ya da Amerikalılardan kimse işte bunlardan icazet alarak bu süreci başlattı diyorsunuz. Peki HDP bu işin neresinde Kemal Bey? Hakların Demokratik Partisi bu işin neresinde? Biz görüyoruz şu an. Biz onlar adına konuşacak durumda değiliz. Onların siyasal görüşleri, siyasal temsilcilikleri veyahut onların adını da konuşma şeyi bize düşmüyor. Ben aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin haricinde bir partinin ismini fazla konuşmak istemiyorum. Yok. Ben şu an kusura bakmasınlar. Yani kimse, çünkü halkımız bizi izliyor. Biz yani şu kadar kötüydü, bu kadar iyi diyecek anlamda durumda değiliz. Tabii ki. HDP'de Doğu ve Güneydoğu'da siyaset yapıyor. O halkın %85'e yakın oyunu almış bir parti. Ya bu tür zamanlarda, bu tür yakınlaşmalar, Cumhuriyet bu tür ilişkiler... De oylar alarak %13'ün üzerinde bir performans ortaya koydu. Yani CHP'yi de etkileyen bir söylem geliştirdiği için onu söylemeye çalışıyorum. Bir duruş sergiliyor Halkların Demokratik Partisi de. Bu son yaptığınız analizi Demirtaş'ta yapıyor işin aslı. Peki bu iş nereye gidiyor? Yani şimdi Ankara'daki DEAŞ'ın, IŞİD'in... Ne DEAŞ'ı? Neyse, kimse, ya. Hangi örgütse... Yani işine geldiği zaman DEAŞ, işine geldiği işte olmaz. IŞİD diyor ki ben IŞİD'im diyor. Sen DEAŞ'sın diyorsun burada.
Kim yani peki bu? IŞİD, DEAŞ, kim yani bunlar? IŞİD'i kim yarattı? Şimdi şeye gelelim. Şu bir 10 Ekim'i bir şey yapalım. Onu çok önemli. Işte. Çok önemli. Evet, çok bunu önemli. Konuşacağız. Çok zaten. Önemli. Çok önemli. Ha, tabii şey de IŞİD da. IŞİD. IŞİD'i kim yarattı? IŞİD'i kim yarattı? Nereden geldi? Nasıl yaratıldı? Siz gidersiniz orada IŞİD yaratırsınız. Onu desteklersiniz. Öbür tarafta Özgür Suriye Ordusu mensupları dersiniz. İstanbul'un en iyi otellerine, 7 yıldızlı otellerine getirip onları ağırlarsınız. Onları da buluşturursunuz. Onlara her türlü desteği vereceğinizi söylersiniz. Ondan sonra kalkarsınız dersiniz ki biz işte komşularımızla iyi geçineceğiz. Barış istiyoruz. Terörün olmasını istemiyoruz diyebileceksiniz. Size soruyorum. IŞİD'i yaratanlara sormak gerekiyor bunu. O yani IŞİD'in eylem biçimini, eylemlerini gördüğünüz zaman hiçbir insani değerleri, insan olanın ya terörü yaratan terörist bir onu yapmaz. Yani hunharca insan katleceksin, keseceksin. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Yani insan kesmek bu da kolay mı? Bir de adı din adına bu işi yapacağım diyeceksiniz. Bizim inancımızda, ibadetimizde, bizim kültürümüzde, bizim yaşamımızda böyle bir şey yok. Ben sokakta insanlarla görüşüyorum. Bunlar İslamiyet adına hiçbir şey yapamazlar. Bunlar İslam olma, İslam'ı aynı kefiye koyma gibi şansları yok diyorlar. Aynı ama, soruyu size. Ama maalesef oradaki eylemi yapanlara biz İslam adına yapıyoruz diyorlar. Aynı soruyu ben sizden önce işte Fuat Bey'e de sormuştum. Yine size sorayım. Çıkış noktasında acaba bu örgütün Orta Doğu'da İslam'ın içerisini boşaltmaya çalışan, İslam'ın ortaya koymuş olduğu anlayıştan sebeplenen zihniyetin işlevini yitirdiği için bakın bizim peşimizden koşmazsanız işte buna benzer örgütler İslam'ı temsil etmeye başlar deyip kendilerini perde arkasında gizlemeye Suudi Arabistan gibi, Katar gibi ülkelerin mi acaba katkısı var IŞİD'in ortaya çıkmasında? Şimdi, ve nereye gidecek yani bu şimdi iş? Burada, Türkiye'nin göbeğinde insanları katledecek seviyede eylem planlıyorlar. Bütün IŞİD'in olmasını insanlar, kim sağladı? IŞİD'in olmasını kim sağladı? IŞİD bu tür eylemleri yapmasaydı Suriye'de böyle bir geniş bir alana yayılmasına izin verilmeseydi, desteklenmemiş olsaydı. Bugün işte Amerika'da bir başka ülkede gelip orada yerleşme, oraya sahiplenme gibi bir durumu yaratabilecek miydi? Kendilerine göre bir şey yaratmaları gerekiyor. İlk önce başka bir şeyle ortaya çıkacaksın. Kendi yapacağınızda insanları mutlu edeceksiniz. Yani sizler haklı olarak gelmiş olacaksınız. IŞİD'i yarattılar. IŞİD'in vahşetini biliyorlardı. O vahşetin gölgesinde sanki kendileri yokmuş gibi orada, sanki orada lojistik desteği, mühimmat desteğini, insan desteğini sanki bir başka yerde sağlanıyormuş gibi ortaya çıktılar. Bugün de IŞİD'in o kelle kesen cinayet, terör örgütünün varlığını insanlara göstererek onların yok edilmesi için de kendilerinin oraya yerleşmesini sağlıyorlar şu anda. İşin arkasında bu var. Evet. Orada kim vardı başka? PYD yaratıldı. Kim yarattı PYD'yi? Ben yaratmadım. Kim yarattı? İşte Suriye'nin karışmasını, Suriye'deki çatışmayı yaratanlar PYD'yi de yarattılar. Çünkü o çatışmada yaratılmasaydı PYD yaratılmazdı. PYD kimdir? PYD'nin %20-%30'u bir başka Kürtlerden oluşan, başka ülkelerden oluşan, %70-%80'i de PKK'nın oluşturduğu bir askeri alan hale getirdiler. Amerika diyor ki Türkiye'ye sen oraya karışamazsın diyor. PYD yerinde duracak. Benim müttefiğim diyor. O zaman PYD müttefikiyse PKK kimin müttefiği?
PKK da o zaman Amerika'nın müttefiği demektir. Peki ne olacak Kemal Bey? Nereye gidiyor bu iş? Yani bu korkuyla mı toplumda, bu tedirginlikle mi insanlar yaşayacaklar? Yani bu işin nasıl öngörüyorsunuz? 7 Haziran sonrası böyle bir karmaşa yaşandı. Hala da o tedirginliği yaşıyorlar. Siz sokakta seçmenlerle de, vatandaşlarla da bir araya geliyorsunuz. 7 Haziran sonrasını insanlar nasıl değerlendiriyor? Ama şeyi bitirmedik. Daha o şu Ankara'yı bitirelim. Bitirelim. Ankara çok önemli. Bitirelim. Ankara'yı konuşmadan, Ankara'nın neden olduğunu tam anlamadan bu işleri anlayamayız diyorsun. Anlayamadık. Ama zamanımız sınırlı olduğu için hızlandıralım evet. biraz. Ama zaman evet. yaratmış o zaman. Sen evet. o zaman. Şimdi Ankara işte bu nedenler de ortaya geldi. Bu sebepler de ortaya çıktı. Ankara'daki barış isteyen insanlar, demokratik örgütleri, sendikalar, özgürlük isteyen insanlar ülkemizde, anayasanın yeniden, hukuksal düzenin yeniden sağlanması, demokratik hakların yeniden oluşturulması, hak ve özgürlüklerin yeniden elde edilmesi için şu andaki yönetim anlayışının haykırışını, onlara bunların doğru olmadığını, Doğu ve Güneydoğu'daki olayların doğru olmadığını, IŞİD eylemlerin, Suriye'deki olayların doğru olmadığını, Orta Doğu'da biz barışı istemek için buluşma yerimiz Ankara diye geldiler. Ankara'da bu patlama oldu. Maalesef bu patlamayı yarattılar. Bundan sonraki süreçte neler göreceğiz? Hep beraber takip edeceğiz değerli dostum. Yani biz şunu diyoruz. IŞİD düşüncesi şu anda Ankara'daki eylemde hayatlarını kaybeden, o katliamı yapandan hiçbir zaman etkilenmeyen, insani olarak etkilenmeyenler bu işin sorumlularıdır. Sorumlularıdır diyorsunuz. Peki sokakta bu bahsettiğiniz olaylar nasıl algılanıyor? Yani 1 Haziran'dan farklı bir sonuç, 7 Haziran'dan farklı bir sonuç görünüyor mu? Tabii kısımda? Çok farklı. Şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Çünkü daha önce de seçim çalışmalarında... Tabii ben de katıldım. Ben 2011 seçimlerine de katıldım. 7 Haziran seçimlerine de katıldım. Şu anda 1 Kasım seçimlerinin hazırlığı içerisinde ve o seçimi hazırlık yapıyoruz. Nasıl atmosfer, iklim, ne söylüyor insanlar? Ya sokağın size getirdiği şey ne? Şimdi gördüğümüz şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti kuran, bir partinin yeniden şu anda istisaden kuşatılmış bir ülkenin ayağa kaldırılmasının yeniden ekonomik yatırımlarıyla, sosyal barışıyla, hukuksal sistemiyle, dış politikasıyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin umut haline geldiğini görüyoruz. Zaten öyle. Cumhuriyet Halk Partililerin, ben şahsen bir Cumhuriyet Halk Partililerin mensubu olarak, milletvekili olarak biz kendi milletvekilliğimiz veyahut Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşam açısından hiçbir şey istemiyoruz. Biz ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 0 oy alabilir. %1 oy alabilir. Ama bu ülkenin devamlılığı, yönetimi sürer. Ama Cumhuriyet Halk Partisi oy alacak diye her şeyi hırpalarsak, her şeye saldırırsak, her şeyi yok etmek istiyorsak veyahut siyasal geleceğimizi belirlemek için insanları çatıştırıyorsak, savaştırıyorsak Cumhuriyet Halk Partisi olmak doğru değil. Biz ülkemizin geleceği için, ülkemizin gelecekteki nesiller için yeniden ülkemizi yaratan ekonomik değerleriyle, sosyal değerleriyle, inanç değerleriyle ülkemizi en üst seviyeye getirebilecek politikaları yürütmek zorundayız. Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nun bir araya gelmesi için ne düşünüyorsunuz? Biz 10 Ekim sonrası yani. Anayasal düzen içerisinde siyaseten kurulmuş partilerle görüşmek, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerle görüşmekten hiçbir zaman çekinmeyiz. Yok yani buradaki görüşmedeki amaç neydi? Şimdi bir de koalisyon konusunu konuşamadık tabii ki yani. 7 Haziran'dan sonra koalisyon da oluşturulamadı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ile. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı olumlu görüldü. Sinan Bey niye koalisyonu konuşuyoruz ki? Bu kadar olumsuzluklara rağmen bu ülkede bir başkası mı iktidar olacak? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olmasını,
Hayır, 7 Haziran sonrasında olmaz. Milletin iradesi bunu işaret etti tabii. Ama bu gerçekleştirilemedi biliyorsunuz. Neden gerçekleştiremedi? İşte, kim gerçekleştirmedi? Şimdi bundan sonra 1 Kasım'da da böyle bir tablo ortaya çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti ile bir koalisyon yapmak durumunda kalabilir mi? Böyle bir olasılığı öngörüyor musunuz? Ben temennim. Böyle de olmasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir iktidarı yakalayan Cumhuriyet Halk Partisi'siz bir hükümetin olmayacağı, iktidar olmayacağını 1 Kasım'da sonrası olabileceğini söyleyebiliyorum. Biz şahsen 1 Kasım'da 276'nın üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi tek başına siyasal iktidarı kurma durumunu yakalasa dahi tek başına hükümet olmasını istemiyoruz. Ben şahsen öyle istiyorum. Çünkü Doğu ve Güneydoğu sorunu dururken dış politikamız, komşularımızla ilişkilerimiz bu kadar bozulmuşken sadece hükümet olmak bir siyasal iktidarın varlığıyla değil, halkın bir de tabanda bütünleşmesi, barışçı bir sürecinde yan yana gelmesini sağlamak gerekiyor. Bu ancak güçlü bir siyasal iktidarın taban desteğiyle olur. AK Parti de bunu söylüyor. Onun için tek başımıza iktidar olmamız gerekiyor. Ben öyle söylemek istemiyorum. Arada anlamadınız benim söylediğimi. Hayır. Tek başına AK Parti onların tek başına iktidarları. Siz de böyle bir şey. Onların tek başına iktidarlığı 13 yıldır yaptıkları tüm olumsuzlukların yüz yüzüne çıkarılacağını, araştırılacağını ve bunları da halen örtbas etmenin üzerine konuşulduğu bir siyasal anlayışları var. Biz öyle düşünmüyoruz. Bizim anlayışımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal iktidarlığı değil, ülkemizin geleceği çok önemli. Onun için biz geniş katılımlı bir hükümetin kurulmasından tarafıyız. Bu kim olursa olsun, hangi siyasal anlayış olursa olsun ve çok geniş tabanlı bir hükümet kurulduğu zaman ülkemiz kazanacaktır. Kimlerin mesela onun tabanının içerisinde olmasını istiyorsunuz? Doğu ve Güneydoğu sorunu çözebileceksek ve buradan çok rahat söyleyebiliyorum. Burada AKP olabilir, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir. Doğu ve Güneydoğu sorunun çözülmesi bu anlayışların yan yana gelmesiyle olacaktır. Nasıl yani, biraz açar mısınız? Güneydoğu sorunun, Kürt sorununun ortadan, PKK sorununun ortadan kalkması nasıl mümkün olabilecek? Şimdi buradaki biz ulusal birliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Kürt yurttaşlarımızla, Türk yurttaşlarımızla bir ayrıcalığımız var mı? Yok. Biz beyaz ırk mıyız yani? Ayrıştıracağız diyorsunuz. Onlar yani. Siyah ırk da biz beyaz ırk mıyız yani? İşit yurttaşlarız. İşit yurttaşsak biz o zaman bir başkası gelip de bizim sorunlarımızı çözecek hali yok. Biz olayları kendimiz çözmemiz gerekiyor. Nerede çözeceğiz? Ben Allah nasip ederse 1 Kasım'da yeniden milletvekili seçilirse halkın iradesini de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuyla en iyi şekilde temsil edeceğimiz inanıyorum. Bu temsiliyetle beraber halk iradesi diğer siyasal partilerin de aldıkları oylarla beraber seçilen milletvekilleriyle ortaya çıkacaktır. O zaman biz halkın iradesinin gösterdiği, halkın destek verdiği tüm siyasal anlayışlarla bir araya gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Doğu ve Güneydoğu sorunu çözmek zorundayız. Bunun başka yeri yoktur. Karşılıklı görüş alışverişleri, yaklaşımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerekiyor. Onun haricinde yapılacak tüm eylemler, olaylar bizim hukuken anayasamıza karşı gelmektir. Suç işlemektir. Zaten AKP geçmişiyle tamamen bu olayların ötesinde biz barış süreci diye zaten alabildiğin anayasal suç işlediler. Eğer bu ülkede hukuk sistemi varsa, hukuk sistemi yerinde devam edecekse onlar mutlaka yargılanacaktır. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni reddedeceksiniz. Kendi çıkar menfaatlerine siyasal geleceğiniz için gidip kapılar arkasında başka şeyler konuşacaksınız. Halkımız bilmiyor bunları. Biz de bilmiyoruz. Bunlar mutlaka bir gün su yüzüne çıkacaktır.
Peki Samsun'u konuşalım. Samsun'da hedefiniz ne? Yani daha önceki 7 Haziran'da iki vekille Cumhuriyet Halk Partisi kendisine yer bulabildi. 1 Kasım'da nasıl bir öngörüye sahipsiniz? Biz Samsun'da 7 Haziran seçimlerinde 22.9 oy aldık %. 1 Kasım seçimlerinde biz %25'in üzerine yakaladığımızdan Samsun'da 3. milletvekili çıkarıyoruz. Böyle bir şey görüyor musunuz peki? Görüyorum şu anda. Seçim bölgesinde. Şu anda AKP seçmeni de daha ona oy vermeyeceğim bu olumsuzlukları görüp MHP seçmeninin de her şeye rağmen her şeye red diyen bir anlayışın varlığını da görenler, bu ülkede duyarlı insanlar, gelecekten çok kaygılı, torunlarının yaşamının yok edildiğini gören insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini düşünüyorsunuz. Oy verecekler diye düşünüyorsunuz. Bunun dışında bir de dikkat çekici bir açıklamanız oldu. Özellikle Suriyeli mültecilere seçmen kağıtlarının dağıtıldığı ile ilgili bir iddiayla gündeme geldiniz. Bu iddia değil, gerçek. Gerçek mi? Gerçek. Bunu neye dayandırarak? Neye dayandırıyoruz? Biz 7 Haziran seçimleri de yaşadık bunu. Atakum'da bir apartman, 5 katlı apartmanda bir katta 4 vatandaşımız yaşıyor. 16 tane daha vatandaşımız o dairede kemetkat gösteriliyor. Ama o yaşayan vatandaşlarımızın haberi yok bu işte. Kimler yapıyor bu işi? Bir el yapıyor bu işi. Bir el yapıyor. Şimdi de ben o gün o açıklamayı yaptığım zaman birkaç yerden bana telefonla bildirdiler. Böyle şu anda Suriyeli vatandaşların elinde seçmen kağıtlarını görüyoruz. Kim dağıtıyor bunları? Kim veriyor bunlara diye. Sonra peki ne oldu? Sonra ne yapabiliriz? Şunu şöyle diyorlar. Yok efendim, Suriyeli vatandaşlar bu memlekette vatandaşı almadan sandığa giden kim oy kullanıyor? Sandığı siz her tarafını kapsettiyseniz, sandığın kontrolünü ele geçirdiyseniz, kimler kullanıyor bu oyu? Bilmiyorlar mı zannediyorlar? Bunların hepsini biliyoruz. Biz 7 Haziran seçimlerinde sandıklara geçmiş dönemlerden daha etkin bir şekilde sahip çıktığımızı düşünüyorum. Bu seçimde şunu çok iyi bilsinler ki, bu seçimde daha çok sahip çıkacağız. Bu seçimde her türlü hukusal ve o seçim sırasındaki yapılan olumsuzluklara kendi seçmenimize beraber, kendi partilerimize beraber sandığı korur durumda olacağız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Peki, son 2 dakikamız. 2 dakika olmaz. Son 2 dakikamız. Bundan sonra yine programlar yapacağız. Öyle evet. Görünüyor en azından. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesi üzerinde konuşacağız. Uzun bir programda. Ama son 2 dakika içerisinde vatandaşlara vermek istediğiniz mesajları da iletelim isterseniz. Şimdi değerli yurttaşlarımın, tabii biz her gün bir ilçede geziyoruz ve seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların büyük desteğiyle bize karşı büyük bir yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Biliyorlar ki artık onlar Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde, bu süreçten sonra iktidar olmayacağını. Ben son 3-5 dakikaya şunu sığdırmaya çalışacağım. Diğer programda seçim beyannamesinin olduğu gibi masaya yatıralım. Yani. Ama CHP ne vaat edecek? Bunları konuşacağız. Her seçimde de bunları konuşmak zorunda kalacağım. Her programda. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da birileri sandıkları hapsettiklerini söylüyorlar. Batı'da da bir siyasal partinin sandıkları köyünde, kentinde hapsettiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu siyasal iktidarın yöneticilerinin, belediye yöneticilerinin, bakanlarının, milletvekillerinin her ilçede muhtarları toplayıp tehdit ettiklerini
Bize oy vermezseniz de hizmet gelmez. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Bu ülkede vergisini veren, askerliğini yapan, vatani görevlerini her şekilde yerine getiren her vatandaş, her köy hizmetini almak zorundadır. Bunlar her gittikleri yeri, her yeri babalarının çiftliği zannediyorlar. Bunlar devletten çaldıklarını millete verirken hususu bir şekilde sanki vatandaş bunlar verir gibi görüyor. Bu hadisede de bunlar yapılır gibi görecekler. Öyle bir anlayış yok. Biz diyoruz ki siz kazandığınız her şeyi, alın terinizi son kuruşuna kadar her şeyi cebinizden verebilirsiniz. Ama devletten aldıklarınızı millete verirken anayasal, hukusal çerçeveler içerisinde vermek zorundasınız. Şu anda köylerimize yapacağınız yatırımları da hukusal yapmak zorundasınız. O vatandaşın vergisini alacaksın. Her türlü desteğini alacaksınız. Askere göndereceksiniz. Polis yapacaksınız. Devletin tüm kurum kuruluşlarında yer vereceksiniz. Ama hizmete geldiği zaman ben sana hizmet yapmam. Neye göre? Oy vermediğin zaman. Çünkü o vatandaşa genel hükümetten gelirken İller Bankası'ndan gelen para senin için gelmiyor. O vatandaşın hakkı için de geliyor. Hakkını yemeyin o vatandaşımız. Haksızlık yapmayın. Ahlaksızlıklar içerisinde bulunmayınız. Yani hak ve hakkaniyetler toplumda her bireye gerekli. Size de gerekli bir zamana gelince. Biz o hak ve hukuklar bizim temsilimize geçtiği zaman biz size böyle yapmayacağız. Ben şahsen şöyle düşünelim. 800 tane seçmenin olduğu bir yerde bize 8 tane daha oy verilmese bize 800 seçmenin oy vermiş gibi hizmet yapmasını tercih ediyoruz o köylerimize. Biz bu anlayışımız bu şekilde. Biz öyle yapacağız. İnsanları ayırmayacağız. Çatıştırmayacağız. İnsanları birbirlere savaştırmayacağız. Anlayışımız barıştan yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana olacaktır. Biz barış ve sevgiyi ne zaman en üst seviyeye getirirsek, kardeşlik duygularımız birbirimize ne kadar samimi sıcak olursa, işte biz bu ülkede her şeyi halletmiş durumda olacağız. Bu temenni ve dileklerimle ileriki günlerdeki yapacağım programlarda hiç ekonomiden bahsetmedin, siyasetten bahsetmedin. Siyaset konuştuk. Siyaset konuştu. Seçim vaatleri konuştuk. Siyaset, savaşı konuştuk. Savaş siyasetin kaynağını oluşturuyor biliyorsun. Ama ileriki günlerde ekonomiyle, hukukumuzla, anayasal hukukumuzla hepsini neyi vaat ediyor? Bunları konuşacağız ağırlıklı evet, olarak. Evet. Nasıl bir planlama yapıyor? İlk bir yılında, sonraki iktidar döneminde neler planlıyor? Dış siyasete nasıl bakıyor? Bunları konuşacağız ama şimdi gündemimizi Cumartesi günü yapılan insanlık dışı saldırı ve onun yaratmış olduğu etkiler üzerine kurguladık. Evet. Güneydoğu sorunu masaya yatırdınız. Örgütün nerede konumlandığını anlattınız. Bu PKK terör örgütü toplum nezdinde her yönüyle piyon ve maşa olduğunu topluma bir şekilde kendisi hissettirmesi gerekiyor. Ben kendi ülkem adına bir başkalarına maşalık yapıyorum. Piyonuyum demesi lazım. Öbür tarafta da işte Suriye'deki IŞİD'in de Türkiye'deki IŞİD'ler yaratmamasını temennisi dileğinde bulunuyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Özellikle örgüt açısından söylüyorum. Kürt siyasetini Kürt vatandaşlar adına yürüttüğünü söyleyen örgütün Türkiye'de yaratmış olduğu infiali herkesin bir kez daha oturup düşünmesi gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İkinci programımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmene neler vaat ettiğini evet. Hep birlikte konuşacağız. Olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de yurttaşlarımıza bu saatte, bu geç vakitte bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Onlara iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyiciler, Kemal Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun
milletvekili ve milletvekili adayı konuğumuz oldu Samsun'un nabzında 2. bölümümüzde. Biz verdiğiniz vakit için teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü akşam saat 20'de Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu sorularımızı yanıtlayacak. İş dünyası masaya yatıracağız onlarla. O zamana kadar size veda ediyoruz. Mutlu geceler dileriz efendim.